meslekte yaşamak da, ölmek de bir ekip işidir. Yaşamak da, ölmek de. Gördüğüm kadarıyla çabuk alıştın organizeye. Arkadaşlar sayesinde. İnsan burada birkaç hafta geçirince her yere çabuk alışıyor. Senden bunu duymak güzel. Bir de insanoğlu nankör derler. Anladığım kadarıyla Rıza amirim, bunları konuşmak için çağırmadınız beni. Doğru. Seni çağırma sebebim Mesut. Onunla ilgili açtığın soruşturma. Bu herif niye geldi gene ustaya? Gelsin, sana ne? Rıza baba çağırmış benim bildiğim. Niye çağırmış ki? Ne bileyim oğlum, amma taktın sen de ya. Senin soruşturma işini konuşuyorlar. Nereden biliyorsun? Suat abla söyledi. Ne? Şaka. Ya ulan Allah seni ne yapsın ya? Bu ne biçim kahve ya? Kahveyi, senin ağzının tadı yok. Doğru, bunu görünce ağzımın tadı kaçıyor. Ne diyor müfettiş raporu? Komiser Mesut Güner'in verilen emirlere itaatsizlik suretiyle disiplin suçu işlediği sabit olarak görüldüğünden vesaire vesaire. Netice olarak maaş cezası ve yeri hizmetlerde görevlendirilmesi. Raporu hasıraltı etmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet, niyetim bu. Bunun için bana ihtiyacınız yok. Benim hasıraltı ettiğim raporu bir gün birilerine hatırlatacaksan bunu şimdiden bileyim Serdar. Mesut'la şahsi bir meselem yok. Mesele kurallar. Tamam. Birileri sizi infaz etmek istedi ama ipinizi çeken ben değildim. Masama bir görev verimi kondu. Kendimi burada buldum. Ekibinizin size bağlılığı müthiş, olağanüstü. Bunu anlarım. Ancak bana cephe almadı. Hele Mesut'un neredeyse savaş ilan etmesi. Bunu hiç konuştun mu onlarla Serdar? Nasıl? Aynen. Bana anlattığın gibi. Bu açıklıkta. Öyle bir şansım olmadı. İzin vermediler. Şansını kendin yaratacaktın Serdar. Nerede hata yaptığını bilmek ister misin? Buraya gelirken tepki göreceğini biliyordun. Tedbirli geldin. Zırhını kuşanıp geldin. Tepkileri anlayarak yumuşatmak mümkündü. Sen baskıyla sindirme yolunu seçtin. Bunu yapamazsın Serdar. Bunu onlara kimse yapamaz. İşe yaramaz. Biliyorum, ben yetiştirdim hepsini. Şimdi... Tamam.
Benden yana sorun yok. Ben kötü biri değilim Rıza amirim. Sanıldığının aksine. Bunu kimse düşünmez Serdar. Tabii çok fazla zorlamazsan. Müsaadenizle. Şeker koyalım mı? Zaten bardakta leş gibi. Merhaba Hüsnü, nasılsın? Sağ olun amirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aman ya, ne yalakalık yapıyorsun ya, ne yalakalık yapıyorsun? Kimi diyorsun lan sen? Çoban, Mesut. Rıza baba. Gelin, konuşacaklarımız var. Murat, şunu takar mısın? Hayır Zeynep ya. Ya bak lütfen, sar boynuna dursun işte. Ya canım istemiyorum ya. İstemiyorum, zorla mı? Zorla canım, zorla. Sonra hasta oluyorsun, uğraşamıyorum ya. Ya bırak. Hoppala. Niye girdiniz abicim şimdi birbirinize? Hem de durduk yerde. Ya durduk yerde falan değil. Bakmayın siz bunun böyle göründüğüne. Hava buz olmuş. Arkadaş Tarzan gibi geziyor. Ama onun olayı o Zeynep. Evet, Tarzan değil mi Murat? Artık değil, bitti. Öyle duvardan duvara atlama, koşma, zıplama, takla atma yok. Genç değilsin artık. Ne? Oo, ne dedi? Kavgada söylenmez be. Ben yaşlıyım artık ha. Öyle ha? Öyle demek istemedim, çarpıtma. Sadece biraz kendine dikkat et istiyorum. Ben anladım anlayacağımı. Murat! Hı? Kaloriferi açayım mı kardeşim? Romatizman falan azmasın. Ali! Murat! Ne? Şirin'in öksürük şurubundan var. Çantamda. Vereyim mi? Mutlu musun? He, mutlu musun? Madara oldum sayende. Sen şunu takacak mısın? Ver, tamam ver. Güzel oldu ha, güzel. Yine çakra mı bakıyorsun abi? Gözüm başka bir şey görüyor mu bak? Bak, burada 10 günlük. Yavrum benim. Selvi yenge de çok heyecanlı sen geliyorsun diye. Hele bir sağ salim gidelim de. Nasıldır yollar? Kapı kuleyi atlatmışız. Gerisi kolay abi. İyi yolculuklar. Sağ olun memur. İyi akşamlar. Ehliyet ruhsat alabilir miyim? Bu ne Baki? Hani bu yol güvenliydi? Öyleydi abi. Ne bileyim nereyi tutacaklarını. Gördünüz mü? Evet abi, arkanızdayız. Ne yapalım? Hazır olun. İşaretimi bekleyin. Allah'tan sigortamız var. İyi geceler. Evrakları alalım. Tabii memur bey. Siz de kimlik çıkarır mısınız? Kimliğim yanımda değil. Öyle mi? İnelim araçtan. İşaret geldi. Herkes iyi mi? İyiyiz. İyiyiz. Devam edin. Takipteyiz. Anons geç. Anlaşıldı. Tüm ekiplerin dikkatine. 34 Ankara Bolu 11.53 plakalı araç. Tekrar ediyorum. 34 Ankara Bolu 11.53. Çok ucuz yırttık abi. Arkadakileri iyi akıl etmişsin. Aferin. Tüm ekiplerin dikkatine. 34 Ankara Bolu 11.53 plakalı araç. Ümraniye Dudullu yönünde kaçıyor. Yakındaki ekiplerin takibe girmeleri bekleniyor. Tamam. Bize yakın. Bas Ali, bas. 45-41 merkez. 45-41 merkez. Hızlanmamız lazım Ender. Basıyoruz yalan işte. Yakalayamazlar. Rahat ol. Araç Çamlıca yönüne saptı. Plakası 34 Ankara Bolu 11.53. Tekrar ediyorum. Araç çevre sapağından Çamlıca yönüne saptı. Burası 45-41. Size yakınız. Takibe katılacağız. İrtibatı kesmeyin. Anlaşıldı. Usta, yüzün gülsün ya. Kapandı işte soruşturma. Daha ne istiyorsun? Aman. Çekilmez Rıza baba. Vallahi çekilmez bu. Nasıl katlanıyorsun sen buna ya? Sen var ya, sen benim karım olacaktın. 40 defa boşamıştım seni. Allah canımı alsın ya. Öf ya, çok konuşuyorsun ya. Vır 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 vır. Öf. Yanlış anlama Rıza baba. Bak sağ ol. Uğraştın benim için de. Yani umurumda değil yani. Vallahi değil.
bu teşkilat beni Serdar'ın aklına göre değerlendiriyorsa... Neyse neyse uzatma. Kapandı bitti mevzu, tamam? Kan davasına dökmenin alemi yok, tamam. Amirim, devriyede evet. İşler karıştı. Takipte iki şüpheli araç, destek gerekecek. Dikkatli olun, tamam mı? Ben sizden yönlendir bizi. Haber verin. Ha, benim canım. Buyurun Selvi Hanım. Teşekkür ederim. Şömineye birkaç odun atabilir misin Rıdvan? Tabii efendim. Biraz serinledi burası, bebek üşümesin. Benim işim bitti Selvi Hanım. Sağ ol Hatice, hakkını helal et. Sen de Selvi Hanım, sen de. Yolculuk yarın mı? Yarın ya. Cengiz hele bir sağ salim gelsin. Olur olur, hayırlısıyla. Allah'a emanet olun. Güle güle. Oy canım. Alo? Cengiz? Az kaldı Selvi. Şükürler olsun. Haber alamayınca çok korktum senden. Korkacak bir şey kalmadı. Oğlun ne yapıyor? İyi iyi. Dört gözle seni bekliyor. Geliyorum canım. Geliyorum. Oğlumu bir göreyim. Bir kavuşalım hele. Ömrü billah yanımdan ayırmayacağım. Dizimin dibinde yaşlanacak her gün. Tam arkanızdayız Arif. Görüyoruz komiserim. Maalesef aracı kaçırdık. Hadi be. Diğer ekiplerden ne haber? Yok komiserim. Ne yapalım? Devam edin Arif. Bizden haber bekleyin. Anons aldın mı Aylin? Aldım Melek. Kamera takibi mi lazım? Sağ ol. Aynen. Ne yapabilirsin? Mobese'den görüntü aktarımı isteyeceğim. Plakayı sorguladım. Araba çalıntıymış. Araçta iki kişi olduğunu biliyoruz. Eşkal yakalayabilirsen iyi olur. Anlaşıldı. Çoktan kaçmışlardır. Ne yapıyoruz? Bir tane mendil versene. Tamam yeter bu kadar. Hadi yürü. Çamlıca'dan sonrasını bilmiyoruz komiserim. Bu ne ya? Boğaz'a doğru devam edemezler. Orası polis kaynağı. Ya buradan Şile yoluna girdiler ya da havaalanı yolundan şehir dışına doğru. Siz olay yerinde miydiniz? Evet, evet komiserim. Evet komiserim. Bir anlatın şu mevzuyu. Nasıl oldu? Uygulama yapıyorduk. Bir aracı durdurduk. Tam belge istiyorduk ki arkalarından başka bir araç fırladı. Havaya sıka sıka kaçtılar. Biz de peşlerinden. Çok eski numara be. Keşke yemeseydiniz. Anlamadım komiserim. Ne numarası? Bir ara anlatırız. Şu son durdurduğunuz araç. Plakasını hatırlıyor musun? İçindekiler nasıl tiplerdi? Plaka kolay. Yüzünü de görsem hatırlarım komiserim. Takibe devam mı? Ne yapıyoruz? Bu saatten sonra boşu kürek çekeriz. Girmişlerdir bir deliğe. Bul bulabilirsen. Tek başımıza yapılacak iş değil. Tüm ekipler bakıyor işe. Biz merkezde devam edelim. Siz de bizi takip edin beyler. Bak, şu işgalleri bir alalım. Hanım'a bir saat dedim, hala gidiyoruz. Çok uzattın yolu Baki. Kusura bakma abi. Temkinli olmak lazım. Sen hep demez misin? Orası öyle de. Bir saate oğlunun yanındasın abi. Rahat ol. Durun ben bakayım hanımefendi. Cengiz! Cengiz Bey yok, ben varım. Kimsin sen? Yukarı çıkarın şunu, kapatın bir odaya. Sen kimsin? Kapa çeneni. Ne istiyorsun bizden?
Senden bir şey isteyen yok. Akıllı usta oturacaksın bir köşede. Biz de kocanla iş konuşacağız. Geldik kızım. Az kaldı. Gel Cengiz, gel. Sen de kimsin? Ben Mustafa. Karınla oğlun yanımda. Başlarına diktiğin koruma da mefta oldu. Ne meftası lan? Abi ne oluyor? Bir saniye bakayım. Ne istiyorsun lan? Ne işin var evimde? Uzun zamandır yoktun, özledik. Duyduk ki memlekete dönmüşsün. O soygun paralarını tek başına mı yiyeceksin? Dinle beni. Karım ve oğlun elimde. Başlarına bir şey gelsin istemiyorsan dediğimi yapacaksın. Anladın mı? Sen kimsin ulan beni tehdit edecek? Ha? Ben boş konuşmam. Yaparım dediğimi. En az 2 milyon zulan varmış. Duyduk. Pazarlık falan yok. O para olduğu gibi bize gelecek. Sen nereden biliyorsun lan? Biz her şeyi biliriz. Evdeyiz Cengiz. Bir yere gittiğimiz yok. Karınla, oğlunla hep beraber seni bekliyoruz. En ufak bir salaklık yaparsan buraya gelip cenazelerini toplarsın. Üstüne ihbar ederim seni, bir daha hapis yatarsın. Orada mısın lan? Buradayım. İyi. 12 saatin var. O 2 milyon bana gelecek. Kendin getireceksin. Tek başına. Ha, bir de kalabalığız Cengiz. Bir kahramanlık yapmaya çalışma. Anladın herhalde mevzuyu. Allah belanızı versin. Selvi, Çakır, oğlum. Cengiz abi. Öldürecekler ikisini de. Abi, Allah belanızı versin. Şerefsizler, köpekler. Cengiz aptal değil. Ama siz yine alın önleminizi. Coşkun, sen kapıda dur. Tamam abi. İçeridekiler gözlerini camlardan ayırmayacak. Kimse gözünü kırpmıyor, anlaşıldı mı? Tamam, anladık abi. Hadi. İşte burada. Adana Bolu 11:53. Aracı bulduk, sürücüleri kayıp. Anlaşıldı. Abi araç bulundu, terk edilmiş. Ha, Zülfikar. Buyurun komiserim. Bak, yanına birini al. Aylin sana adres verecek, tamam mı? Oraya git. Dükkanlardan falan kamera görüntüleri toplayacaksınız. Acil. Çok oyalanmadan buradasınız, tamam mı? Hadi. Anlaşıldı komiserim. Al yanına birini al. Tamam komiserim. Ha. Esmer, yuvarlak yüzlü, bıyıklı bir adamdı. Sakalı vardı. Bunun sahibi var mı? Yok, götür. Buldun mu Murat? Az kaldı. Robot resim çıktı mı? Abi? Ha? Ne? Robot resim diyorum, çıktı mı? Yok, çiziyorlardı hala, çiziyorlar. Heh, burada. Adam ehliyetle ruhsatı alıyor. Burada sorun yok. Sonra feneri yandakine tutuyor, kimlik istiyor. Dananın kuyruğu orada kopuyor. Arkadaki araç karıştırıyor ortalığı. Arabada sakladıkları bir şey vardır belki. Saklanan kendileri de olabilir. Belki araması vardır adamların. Kimlik kontrolüne girse anında alırlardı. Son anda yırtmışlar. Şimdi ne yapacağız? Sabaha bekleyeceğiz. Zaten her yerde aranıyorlar. Yalnız fena uykum var abi benim de. Mesaiye 2 saat var. Eve de gidilmez. Usta ben bir yere devriliyorum ya. Ben de usta. Ya yorulduk be Murat, bizi bir idare ediver. Hadi. Olur abi olur. Siz keyfinize bakın. Polis molis görmüş müdür lan? Görseler çoktan biterlerdi tepemizde. Baki ne zaman verir parayı? İstediğini yaptık. Sayemizde polisten yırttılar. Bekletmese bari. Bir ara bakalım. Söyle.
Abi müsaitsen biz paramızı almak istiyoruz. Hiç sırası değil. Paranız kalmaz bizde, rahat olun. Ama bizim de kaçmamız lazım. Sırası değil dedim, uzatma. Ne dedi? Bekleyecekmişiz. Ne yapacağız abi? Verecek misin parayı? Vereceğim tabii. Başka yapacak ne var? Bizden o para nasıl çıkar abi? Benim kasadan çıkar. Kasa nerede? Gidince görürsün. Yalnız sabaha beklememiz lazım. Kim lan bu Mustafa? Tanımıyorum abi. Selvi'yle konuşamadım. İyiler mi bilmem lazım. Güvendiğin biri var mı? Var abi. Versene şu viskiden. Tabii abi. Ulan Cengiz, senin ben ağzının tadını edeyim. İnsan adam gibi bir viski alır. Abi, arabada senin şişeden olacak. Hadi ya, koş al gel. Adı ne bebeğin? Cengiz'den çocuk peydahlamak ha. Şanssız mısın, salak mısın kızım? Araç ıssız bir sokakta bulundu. Ekipler parmak izi arıyor. Sürücü ve yanındaki kameraya yakalanmış Rıza Baba. Peki plakadan taksinin durağını bulabilirsiniz herhalde değil mi? Bulduk zaten Rıza Baba. Gidip bir konuşalım diyoruz. İyi yaparsınız ha. Hadi oyalanmadan çıkın. Tamam baba. Anlaşıldı. Peki. Gece zor geçmiş ha. Zor demeyelim de yorucuydu abi. Bu taksiye binenler sadece maşa. Asıl kimi kaçırdıklarını bulmamız lazım. Muhtemelen bir kanun kaçağıdır. Bulduk Rıza Baba. Trafikçilerin verdiği eşkal işe yaradı. Cengiz Sağdun. Hakkında yakalama kararı var. Hem de 6 aydır. Peki dosyasına baktın mı aile? Büyük bir soyguna karışmışlar Rıza Baba. Banka soygunu. Cengiz'in 4 adamı hüküm yemiş. Biri delil yetersizliğinden serbest. Cengiz de yurt dışına kaçmış. Hazır kaçmayı becermişken niye dönmüş olabilir acaba? Önemli bir sebebi olmalı. Belki yine kaçırmışızdır Rıza Baba. Sanmam. Mesut haklı. Cengiz'in önemli bir işi olmalı. O iş her neyse bitirmeden gitmeyecektir. Neyin peşinde olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Cengiz'in dosyası. Onunla ilgili suçlardan sorgulanan herkesin kaydı tutulmuş. Adları, adresleri. Buradan bir şeyler çıkacaktır herhalde değil mi? Gidip birilerini konuşturun çocuklar. Cengiz'in sebebini bulursak yerini de öğreniriz. Anlaşıldı. Ya benim şu raporu bitirmem lazım. Savcılıktan sorup duruyorlar. İdare edebilir misiniz? Tamam tamam. Bak işini sen. Kaytarmaca. Aşk olsun ya. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun amirim. Sağ ol. Nasılsın Melek? Sağ olun amirim. Uykusuz görünüyorsun. Çok mu yoruyorlar seni? Yok. Öyle olsun. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Hadi usta hadi hadi. Hadi kolay gelsin Melek. Nedir durum? Hem kapıda hem içeride adamlar var. Yenge gözlerinin önünde. Kucağında bebek. İyiler mi? Bir şey yapmışlar mı? Yok abi. İkisi de sapasağlam. Bir yolu yok mu diyorsun? Kaçıramayız abi. Mümkün değil. Nereden kaçırıyorsunuz lan? Ben yer miyim lan bunları? Söyle Cengiz abine, bir daha katakulli yaparsa karısı ve çocuğu ölür. Arkamda bile gözüm var. Bir yanlışınızı daha görmeyeyim. Ne oldu? Ne anlatıyor? Kaçırmak imkansız. Yolu yok. Vereceğiz parayı. Parasını mıyım ben sanki? Ya parayı alıp yine bırakmazsa? Başka çare yok abi. Gidip alalım şu parayı. Önce silah lazım. Atla. Ah.
böyle olmamıştım önceki sınavlarda ya. Nasıl stres bastı? Sakin ol abi ya. İyi çıkacak bak bu sefer. Çıksın zaten abicim. Kaç haftadır inekli önümüzde. İnsaf yani. Asıyorlar abi, gel gel. Açılın açılın. Müsaade edin mi? Abi bir saniye ya, ben de bakacağım. Sen neyine bakacaksın ya? Birinci sınıfın kaçıncısı olduğunu ona mı bakacaksın? Bakacağım abi, ne var? 12. sınıfta yokun lan. Düştün mü ki ben ya? Abi buradasın, 8. Ne, 8 mi? Aha, işte bu be. 8 mi? Oğlum 4 sınıf birden yükselmişsin lan, helal. Çok iyi be. Durun abi, hemen senin ne kök. Yine hata olmuştur falan, ben bir içeri sorayım en iyisi. Sor abicim, hadi ya. Bilgisayardan göstersinler kardeşim. Aynen aynen, siz de gelin hadi. Hatırladım. Dün gece aldım, sabaha karşı. Nereyi bıraktığını hatırlıyor musun? Abi bir sakatlık olmasın. Nasıl bir sakatlık? Herifler biraz yamuk tiplerdi. Sakın konuşun diye gelip bulmasınlar beni. Seni nereden bulacaklar ki? Ha? Yoksa tanışıyor musun sen bunlarla? Yok komiserim. Müşteri onlar. Tabii ya. Adamlar seninle anlaştı. Yer saat verdi. Sen de gittin aldın. Bunun adı suç ortaklığı. Değil mi Murat? Aynen öyle. Seni en iyisi biz merkeze alalım, değil mi? Tamam ya, durun. Başıma ne olur bela açmayın. Ben tanımıyorum ki onları. O zaman kısa kes. Adamları nereye bıraktığını söyle. Koca ne olacak, herif salağın önde gideniymiş. Adam yollamış buraya. Sizi hiç düşünmüyor herhalde. Ne olur bırak bizi. Yalvarırım, bizim ne suçumuz var? Senin değil, Cengiz'in suçu. Ama belki sen de bir işe yararsın. Ne olur yapma, ne olur yapma. Sağ kulağını mı keseyim? Sol kulağını mı keseyim? Yalvarırım yapma. Hangisi? Ne olur yapma. Seçim senin, sen karar ver hadi. Ne olur yapma. Bir şey söyle. Yoksa ikisini birden alacağım. Hayır, hayır. Sen kaşındın. Benden günah gitti. Hayır, hayır. Kapat gözlerini, kapat. Ne korktun be? Sakin ol. Gevşe biraz. Tamam Murat, haberleşiriz. Muratlar bir iz bulmuş. Biz de bir şeyler bulsak. Geldik usta, tamam. Şu ilerideki dükkan. Kolay gelsin. Buyurun. Sen Cengiz'in ekibindensin değil mi? Cengiz mi? Cengiz ya. Soyguncu Cengiz. Beraber bir yılda 4 banka 2 kuyumcu patlattınız Cengiz. Kim soruyor? O mevzu kapandı. Aklandım ben. Cevap vermek zorunda değilim. Allah aşkına. Tamam tamam usta, sakin. Kapat kapıyı. Tamam. Kapat kapıyı, ben şunu bir konuştum. Ya tamam. Ne oluyor kardeşim, çıkın dükkanımdan. Gel lan buraya, gel buraya. Gel buraya. Usta tamam, bir dakika, gitmiyor, ötede dur ya. Çıkın dükkanımdan, hemen çıkın. Aa. Benim çok vardı, nerede o? Bana bak. Seninle hiçbir işimiz yok. Bize Cengiz lazım. Nerede buluruz? Bilmiyorum. O ne yapıyor orada ya? Sen bana bak, bana. Cengiz diyordun, hadi anlat. Bilmiyorum deme. Ben çıkarım dışarı, o girer. Cengiz yurt dışında. Adımını atmaz buraya. Boşuna aramayın. Burada olduğunu biliyoruz. Nerede? Ne bileyim ben. Karısını bulun. Geldiyse oğlu için gelmiştir. Oğlu mu? Usta! Olur mu bu? Ya indir şunu usta ya. Devam et sen de. Cengiz kaçarken karısını arkada bıraktı. Kadın hamileydi. Şimdiye doğurmuştu. Çok düşkündü Selvi yengeye. Kaçıracak herhalde. Nerede oturuyor Selvi? Adresi ver. Yemin ederim bilmiyorum. Yıl oldu ikisini de görmeyeli. Ben temizim abi. Anlasanız artık. Eyvallah abi.
İş mi lan bu herifin yaptığı? Polisi peşimize takan biziz. Ne arayan var ne soran. Üç kuruşu çok gördüler be. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Baki'yi bir daha arayayım mı? Boş ver, yine tersemesin. Onlar arar. Adamlar silahlı. Dikkatli giriyoruz. Bu kim ya? Sor bakalım. Kim o? Cenazemiz vardı da helva dağıtıyoruz beyim. Kimmiş? Helva getirmişler. Aç lan, aç. Geç, 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 geç. Kal orada, kal, 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 kal. Tamam. At silahını, at. Tamam. Gel böyle, gel, 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 gel. Tamam, tamam. Yasa, yasa şuraya. Öyle havayı sıkıp kaçmaya benzemiyor değil mi? Neydi o dün geceki tiyatro? Aval aval bakmayın öyle. Dün gece ne yaptığınızı biliyoruz. Kimin kaçmasına yardım ettiniz söyleyin. Ama çabuk olun, uzamazsın. Cengiz abi, Cengiz Sadun. Önder. Bana ne lan? Baki buldu bizi. Birini sınırdan sokacağız, yardım lazım dedi. Polis çevirirse havaya sıkıp oyalayın dedi. Baki kim? Cengiz'in bir numarası. Cengiz nerede? Bilmiyoruz abi. Biz Baki'yle muhatap olduk. Hangisi Baki'nin numarası gösteremem. Ne durumdayız Aylin? Kaçakçıların bir kısmı yakalandı amirim. Tahminimiz doğru çıktı. Adamları Cengizler tutmuş. Peki onları bulduk mu? Zeynep'ten bir telefon numarası geldi. Sinyali takip edeceğiz. Güzel, güzel. Elini çabuk tut Aylin. Anlaşıldı. Cengiz'i tekrar kaçırmayalım, anladın mı? Efendim Hüsnü. Cengiz'in derdini öğrendik Rıza Baba. Adam karısıyla oğlunu kaçırmaya çalışıyor. Peki adres bulabildiniz mi? Maalesef amirim. Muratlar bir iz üstünde Hüsnü. Onlarla bir temasa geçin ha. Bulduğunuzda da dikkat edin Hüsnü. İşin içine çocuk girdi. Risk almayalım, tamam mı? Anlaşılır Rıza Baba. Neresi Aylin? Maslak'ta plazaların olduğu bir cadde. Hareket halindeler. Bir saniye. Durdular Zeynep. Aylin Maslak. Tamamdır Aylin. Hüsnü abilere haber veriyorum. Dördüncü çeyrek raporlarını çıkaralım. Müşteriye sunum yapacağız. Baş üstüne. Sen kal. Sen dışarı hadi. 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 Cengiz Bey. Otur şöyle. Ne zaman geldiniz bilsem hazırlık yapardım. Tatile gelmedim Fırat. Para lazım. Hem de acele. Sakin olun, hallederiz. Buyurun oturun. Duymadın mı lan sığır? Acele edin. Zaman yok. Bana tam 2 milyon lazım. 2 milyon mu? Bak. Yok dersen dağıtırım kafanı. Kaçmadan bütün parayı sana bıraktım. Sakin olun Cengiz Bey. Biz o parayı işliyoruz biliyorsunuz. Şimdi hadi ince nasıl alırız? 2 milyon. 15 dakikam var. Son işin parası. Evet. Bize polis aldı demişti. Yalan söyledim. Telefonları dinliyorlardı. Orada dur Cengiz abi. Baki? Sen kaçtın, biz arkada kaldık.
Polisle biz cebelleştik. Sen sefa sürerken bizim canımızı okudular. Baki, saçmalama oğlum. O soygunları beraber yaptık. Kaymağını tek başına mı yiyecektin? Kendine gel lan. O paranın mislini veririm sana. Ama şimdi olmaz. Oğlum ellerinde. Oğlun da olmasa şu paranın yüzünü göremeyecektik Cengiz abi. Sen verdin değil mi? Ailemi onların eline sen verdin. Yerlerini sen söyledin. Beni tuzağa sen soktun. Oğlunla karına bir şey olmayacak, merak etme. Bir sen gebereceksin Cengiz abi. Baki. Baki oğlum, beni dinle. Baki! At silahını! İn aşağı, in aşağı! Oğlum ellerinde, gitmen lazım. Çık, 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 çık! Gitmen lazım. Gitmeliyim. Çık dışarı, çık! İn aşağı, in! Çık dışarı! Çık! Ya oğlum ellerinde diyorum size, bırakın beni! Cengiz, oğlum çık dışarı! Diyorum. Çıkamam! Çık arabadan Cengiz, çık! Çıkamam! Oğlum ellerinde! Çık! Çık, 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 çık! Sabrımızı zorlama, çık dışarı! Oğlum ölecek diyorum, bırakın beni! Çık, 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 çık! Çık dışarı! Hayır, bırakın! Tabii. Hadi, bırakın. Hadi! Bırakın! Hele! Oğlum ellerinde! Herkese anlatırsın! Hayır, bırakın ne olur! Lütfen bırakın beni, bakın ne olur! Bırakın diyorum! Bırakın! 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 Oğlum ellerinde diyorum! Tamam amirim. Buyurun. Tamam ver. Cemil hoş geldin. Hoş bulduk abi. Malı Haydarpaşa Limanı'na çekip Tuzla'daki depoya indireceğiz. 3 konteyner zirai ilaç. Senin ateşleme üniteleri, elektronik devreler, konteynerların döşemesine zula edilmiş olacak. Şu işaretli yerlere. Tuzla'da 2 gün bekleyecek mallar. Sonra hamiplik balyaların içinde tırlarla takrana. Güzel. Ne zaman başlarız? Vay be. Namuslu iş adamına bak sen. İran'a askeri malzeme kaçırıyor. Sen neymişsin bile mi Aydın? Şu elektronik ıvır zıvır malzeme. O ıvır zıvır dediğin malzeme 3 milyon dolar oğlum. Helali hoş olsun abicim. Benim cebime girmeyecek ki. Malzemeler diyordun. Rotterdam'a 1 saatlik mesafede bir çiftlik deposunda. Sen hadi ince düğmeye basar nakliyeciyi sokarız devreye. Gemi acentesi elimizde. Önceden ayırmış olduğu 3 konteyneri bizim için bekletiyor. Aferin lan Cemil. Baya baya kıvırmışım bu işleri. Yani müsaadenle abi. Tamam, başlayalım hemen. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Gelişmelerden haberdar et. Ederim abi. Çantanı almıyor musun oğlum? Alacağım da kapanmasını bekliyorum abi. Oldu mu şimdi? Eyvallah abi. Burada işimiz bitti. Acele etme Arif. Uzaklaşsınlar öyle. Tabii amir. Yarım saat komiser. Sadece yarım saat verin bana. Oğlumu kurtarmam lazım. Sizin yüzünüzden oğlumu öldürecekler. Karımı öldürecekler. Hepsi sizin yüzünüzden. Anlatına göre karısıyla çocuğu birinin elinde. Adamın üstünden tonla para çıktı, fidyeymiş. Nerede tutuluyorlar peki? Söylemiyor. Bizi suçluyor Rıza baba. Hala adres vermedin. Veremem, anlamıyor musun? Sizi gördüğü anda gebertir herkesi. Karınla çocuğun kimin elinde? Mustafa. Mustafa diye biri. Tanımıyorum. Peki, senden ne istiyor? Benden aldınız parayı. Saçmalama. O para sana ait değil. Sen onu kırıp dökerek aldın. Çok zarar verdin Cengiz. Kaç yıldır silah taşıyorsun? 15, 20. Şimdi namlus sana döndü. Sana, ailene. Hiç aklına gelmedi değil mi bu? Ha? Senin suçun Cengiz bu, senin. Bugün ailenin başına ne gelirse gelsin senin suçun. Mühlet doluyor. Niye aramadı bu herif? Baki bizi satmasın abi. Ya parayı alır kaçarsa? Cesaret edemez. Kadın nerede? Yukarıda. Çocuğu emziriyor abi.
Git getir şunu. Tamam abi. Hadi. Aileni kurtarmak istiyorsan bu işi bize bırakacaksın. Yapamam. Mümkün değil. Bir tane polis görürlerse hepsini öldürürler. Başka çaren yok Cengiz. Böyle olmak zorunda. Söylediklerini yaparsan da şansın %100 değil. Adam sizi yine öldürebilir. Yarım saat verin bana ne olur amir. Ne olursun sadece yarım saat. Bırakın tek başıma gideyim. Götürüp vereyim parasını. Oğlumu kurtarayım. Sonra ister müebbet verin ister idam edin. Eğer bir şey söylersen namerdim. Mümkün değil bu. Daha bir aylık çocuktan bahsediyoruz. Sonra karın. Hayatlarını bir psikopatın insafına bırakamayız. Bizimle işbirliği yapacaksın. Başka şansın yok Cengiz. Beğen ya da beğenme. Seni şu durumda ancak biz kurtarabiliriz. Biz. Cengiz'in telefonu. Kim arıyor? Gizli numara. Bir şeyler dönüyor. Cengiz bir şeyler çeviriyor. Kocan sizi hiç sevmiyor Selvi. Sevse böyle mi yapardı? Buraya kadarmış. 5 dakika içinde bu telefon açılmak zorunda. Eğer açılmazsa benden günah gider. Tekrar arıyor amirim. Herhalde önemlidir. Açmıyor. Yapacak bir şey yok. Hanginizden başlayayım? Ne olur yapma. Yalvarırım yapma. Beni öldürme. Oğluma dokunma. Öyle olmaz. Anasından ayıramam yavrucağı. Karar ver. Hanginiz önce? Söylesene ulan hanginiz? Yalvarırım yapma. Ne olur yapma. Niye açmıyorsun lan? Paranın sır. Bakiye ne oldu? Vurdum öldü. Anlamışsın değil beni, aferin. Para tam mı? Evet. 2 milyon. Yanında başkasını görsem ne olur biliyor musun? Evet, evet. Biliyorum. İyi, bekliyoruz. Şimdi ne olacak amir? Oğlunu kurtaracağız. Başla Murat. Hop, nereye? Banyoya gideceğim. Çocuğu niye götürüyorsun? Altını değiştireceğim. Burada değiştir, gözümün önünde. Büyüğünü yapmış. Burada açarsam her yer kokar. Öf, tamam, bak işine. Hazırız amirim. Anlaşıldı Murat. Mesut, başlıyoruz. Ne oluyor lan burada? Polis! Aç lan kapıyı! Aç! Tamamsın değil mi? Gördün mü Tarzan'ı? Gördüm, gördüm. Şş. Şş. Hani gençlik gitmişti? Daha ölmemişiz değil mi Zeynep Hanım? Abartma, fena değilsin işte.
Gitmemiz lazım Cengiz. Hadi. Allah'a emanet olun. Buyurun bu taraftan. Bize güvenmek o kadar da kötü değilmiş değil mi? Oğlunu da karını da kurtardın. Ben oğlumu ilk kez gördüm. İlk belki de son kez. En azından hayattalar. Hem uzaktayken belki daha güvende olurlar. Acı biliyorum ama. Haklısın abicim. Haklısın. Sağ ol. Onları kurtardığın için. Hadi. Olmadı böyle ateş almaya gelir gibi Nazike Hanım. Bir dahaki sefere daha uzun oturun inşallah Salih Bey. Lütfen yani özletiyorsunuz kendinizi. Ay çok hoşsunuz. Benim borcum ne kadar? Rica ederim ne borcu? İkramımız olsun. Aa, hayatta olmaz. Koca pasta ikram edilir miymiş hiç? Vallahi alamam bir şey. Kusura bakmayın. Ama Salih Bey. Sizin güler yüzünüz, tatlı sohbetiniz yeter bana. Arayı açmayalım ama söz mü? Ay söz tamam. Hadi hayırlı işler. Sağ olun. Evet. İşler bitti herhalde. Bitti sayılır Rıza Baba. Yerine devam edecekleri saymazsak. Güzel, güzel. Devriye kimde bu gece? Ben de baba, ben de. Kimde olacak, ben de. Şikayete mi başladık Ali Bey? Yok canım, görev kutsaldır baba. Ne şikayeti? Ha, aferin. Çok konuşma, kaybol hadi. Hadi. Hüsnü çoktan kaybolmuş gibi ha? İşi bitince çıktı. Evden iyi haberler gelmişti. Metin sınıf atlamış dershanede. Nihayet. Güzel, güzel. Murat, Mesut, akşama bir işiniz var mı? Bir programınız falan. Yok. Benim de yok. Hayırdır baba? Çıkmadık ne zamandır şöyle. Erkek erkeğe. Oturup iki kadeh içelim diyorum. Ya bana uyar baba. Bana da. Zeynepciğim, kusura bakmıyorsun değil mi? Bu gecelik ödünç alıyorum Murat'ı. Alın tabii Rıza baba. Hatta üstü kalsın. Sağ ol be. Böyle olmaz vallahi. Bizim de canımız çekti amirim. Yani erkek erkeğe muhabbet diye karışamıyoruz tabii de ama bir gece biz de isteriz. Tamam. Tamam. Sözüm olsun tamam? Tamam. Hadi beyler hadi. Nereye gideceğiz ki? Yer ayırtsak falan. Bakarız ha? Hadi. Rıza baba balık mı et mi? Balık balık. Ben de eve kaçar. Görüşürüz o zaman. Aynen. Kaçın kaçın. Görüşürüz. Ben daha iki saat buradayım. Merak etmeyin ama iyiyim çalışırım. Kıyamam sana. Hadi görüşürüz. Ya, unutuyordum bak. Beni fotoğraf çektirmem lazım. Vesikalık mı? Evet. Ömer'in okulundan istemişler. Nasıl üşendim şimdi var ya. Halledersin yol üstünde bir yerde. Öyle yapacağız artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Neymiş? Aslanım benim be aslanım. Bak bakayım bana. 12'den 8'e Suat. Dile kolay. 4 sınıf birden atlamış. Eşek sıpama bak benim be. Sağ ol baba. Yapar babası yapar. Aslandır benim oğlum. Akıllıdır. Her şeyin en iyisini yapar. Kurban olurum. Bana bak sordun dershanedekileri değil mi? Yine öyle karışıklık falan olmasın da. Hakikaten ha. Boğazımıza dizilmesin yine. İyice öğrendin değil mi oğlum? Öğrendim baba ya. Listeye güvenir miyim bir daha? Girdik müdür yardımcısının bilgisayarından baktık hemen. Garanti başarı yani üstü başkan. Hilesiz şikesiz. Aferin. Şimdiki hedeflerin neler abicim? Birazcık bahseder misin? Şimdi tabii bu başarıyı önce başkanımıza... sonra camiamıza armağan ediyoruz tabii ki. Bak. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hedefimiz üst sıraları zorlamak. Şampiyonluk olmasa bile yıl sonunda bir UEFA neden olmasın. Yakışır. Aa geldi. Metin. Pasta aldım oğlum sana. Hadi başarını kutlayalım. Ay teyze ne zahmet ettin? Geç kaldın Azige. Gömdük biz pastayı. Ama benimkinden de yersiniz. Sağ ol teyzeciğim ama çok doyduk biz ya. Yarın yerim artık ha. Ama bana da kalmamış.
Erken gelseydin Nazike, sürtmeseydin sağda solda. Aşk olsun Hüsnü. Hadi salona, hadi hadi hadi. Suat, çayları tazele sana zahmet. Hadi Zeliş. Tamam babacığım, koyuyorum. Hadi. Yani Salih Bey'in dükkanındaki en güzel pastayı seçmiştim ben de. Ay bir de pastacı Salih çıktı başımıza, yapma teyze. Ayıptır artık, ayıp. Karışma bana. Zeliş, bir bıçak getir bana oradan. Keseceğim, kendim yiyeceğim pastamı. Hüsnü musibetine de vermeyeceğim. Aman ne olur ver. Buyur teyzeciğim. Pude pude. Hıh. Hah pu. Hadi oğlum hadi. Hadi be. Nerede kaldın lan? Geldik patlama. Aldın mı? Aldım tamam. Öncekinden değil mi, sakat olmasın? Aynısı lan işte. Sıkayım mı, tadacağım mı? Ha? Çek şunu be. Yapma abi, bayılıp kalmayalım şimdi, işimiz çok. Konuştuğumuz yer değil mi? Değiştirmedik mekanı. Yok aynı. Baktık gündüzlendi, sakin. İki daire dolu sadece. Diğerleri memlekette. Süpermiş. Hadi yolumuzu alalım. Hadi daha bakalım. Çok işimiz var. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vesikalık çektirecektim. Pasaport için mi? Yok. Oğlumun okulundan istediler. Buyurun geçin içeri. Hemen verirsiniz değil mi? Maalesef. O şipşak işler bize göre değil. Sevmiyorum. Aceleniz mi vardı? Yani yok da ne bileyim, tekrar gelmek. Yarın sabah versek? Olur. Bir ara geçerken alırım. Yakında oturuyorum. Bunlar sizin mi? Evet. Aslında sanat fotoğrafları çekiyorum. Birkaç sergim oldu. Baharda yeni sergiye hazırlanıyorum. Tabii bir yandan da geçinmek gerekiyor. Doğru. Arada katalog çekimleri de oluyor. Doğumlara bile giriyorum. Montunuzu alayım mı? Hı hı. Oo, polissiniz. Zor meslek. Evet. Şöyle oturun lütfen. Bir şey diyeceğim ama... Buyurun. Kamera karşısında çok hoş duruyorsunuz. Daha sonra birkaç pozunuzu çeksem sakıncası var mı? Nasıl yani? Bu halinizle. Ama daha serbest pozlarla. Belki sergide kullanırım. Bilmem ki. Nereye bakıyorsun sen? Hiçbir yere. Söndürdü. Erkenci mi lan bunlar? Daha iyi abi, uyusunlar büyüsünler. Hadi girin oyalanmada. Ben buradayım. Aç gözünü ha. Uyandı bir terslik olursa. Merak etme lan, ben buradayım hadi. Nasıl gireceğiz? Hoş geldiniz amir. Merhaba. Buyurun. Çok beklettik mi Serdar? Yok amirim. Sizi beklerken bir şeyler söyledim ben de. İyi ettin. Bizim masamız burası. Gel buraya geçelim. Geç. Amirim böyle buyurun lütfen. Kemancı beklerken kim çıktı karşımıza? Ay şansım var. Gelsenize çocuklar, gelin. Hadi. Buyurun arkadaşlar. Merhaba Murat. Merhaba. Mesut. Merhaba. Evet. Gündüzden sözleştik Serdar'la. Son haftalar herkes için epey hareketli geçti. Aile de gergin.
Herkesin arada bir rahatlamaya ihtiyacı var ha? De, rahatlamak dedim de. Nerede bırakılar? Hadi oğlum hadi getirsenize. Ha? O beyin. Şöyle. Hı. Nerede kaldı ya bunlar? Hadi lan. Uyu dayıcığım. Derin derin uyu. Salondayım ben. Allah rahatlık versin dayıcığım. Nerede kaldılar ya? Hayvanlık etme hadi. Sami. Ne var lan? Toplayalım içeriği de dayıya bir kıyak yapalım. Ne dayısı be? Alt kattaki dayı. Ne yapacağız? Azıcık gün yüzü görsün adam. Günahtır. Sene 92. Görev yerim de Merzifon Cinayet Masası. Bir amirimiz var. Rüstem Kavak. Kavak gibi ufuzun bir adam. 2 metre. Mesaiye başladı. İlk günün akşamı aldı beni meyhaneye götürdü. Oturduk böyle karşılıklı. O anlatıyor. Ben de gözümü kırpmadan dinliyorum. Hiç unutmam. Polislik güç demektir evlat dedi. O güç niye verilmiştir polise biliyor musun? Güçsüzlerin yanında yer alsın diye. Güçlüler güçsüzleri ezmesin diye. Adalet dedin de zaten başka türlü olmaz. Sonra gözlerini dikti gözüme. Şimdi söyle bakalım dedi. En büyük namussuzluk ne? Cevap vermek ne mümkün? Dinliyorum sadece öyle. Rakısından bir yudum aldı. Hazin hazin gülümsedi yüzüme baktı. Polisin gücünü güçlüden yana kullanıp güçsüzleri ezmesidir dedi. Rüstem amir 2 ay sonra da öldü. Caddede karşıya geçerken. O gün açığa alınmıştı. Bir pisliği örtbas etsin diye rüşvet teklif etmişler. Ters demiş. Bütün suçu da bu. İşte böyle. Yaşlı bir polisle içmenin de en kötü yanı bu. Bol bol hatıra dinleme. Bana müsaade çocuklar. Daha gidip torun seveceğim evde ha. Beraber kalkardı kızlar. Yok yok. Siz oturun bakın keyfinize. Oğlum. Ya. Amirim lütfen bize bırakın. Tamam. Peki. Geçireyim seni baba. Oturun yerinize. Yaşlıyız dediysek yolu bulamayacak kadar da değil. Hadi. Hadi neşeniz bol olsun. Hadi bakayım. Evet. İçkilerimizi bitirelim o zaman. Bir şey soracağım. Fikrinizi almak istiyorum bir konuda. İkinizin de. Mesut. Buyurun. İkiniz. Eskisiniz ekipte. O yüzden daha iyi tanırsınız.
Kimi? Meleği. Melek komiserim. Bakın ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Öyle ters bir niyetim yok. Ben ilgileniyorum Melek'le. Tanımak istiyorum onu. Anlatabiliyor muyum? Yani anlıyoruz. Sizi de... Yanlış adım atmak istemem. Görüştüğü biri varsa Melek'in, nişanlısı, sözlüsü, evlenme niyeti... Bunu bilemem. Ama siz bilirsiniz. Bilirsiniz herhalde. Tabii. Ne diyorsun? Sence nedir Melek'in durumu? Ben bir lavaboya gideyim de. Neden kalktı birden? Bir terslik mi var Murat? Var. Evet. Ne? Mesut abiyle Melek. Mesut'la Melek? Hadi be. Baltayı taşa vurduk ha? Biraz. Hiç aklıma gelmedi. Yani öyle bir şey de hissetmemiştim aralarında ben. Ben bir Mesut abiye bakayım. Senin ağzına sıçayım ben. Senin ben ağzını burnunu. Senin var ya senin. Abi, abi yapma abi. Karışma sen. Girme oraya, girme oraya. Abi, işe yaramaz abi, işe yaramaz. Ona sökmez. Kendinle başa çıkamazsın. Neden beceremiyorum ben? Ben neyi beceremiyorum bu hayatta? Bir anlasam. Offside Osman vardı hani, sadra alışık. Onun gibiyiz kardeşim. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Konuşsana lan hayvan! Konuş! Hadi abi. Sen git. Gideceğiz abi. Birlikte gideceğiz. Ben öldürürüm o herifi gelirsem. Olmaz bir şey abi. Ben konuştum gerekeni. O da pişman oldu çok. Vallahi diyorum ya. Konuştum. Dinle kardeşini. Abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Hesabı da ödemiş. Sokayım onun hesabını. Birini. Tabii tanıyacağım. Çocukluk arkadaşım çoğu. Senin arkadaşlarını yerim lan. Orospu. Ne oluyor lan? Baba. Vurma. Baba. Baba. Ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun ya? Baba. Tamam yok bir şey değil. Tamam. Hadi. Kerim. Kerim bir şeyin var mı? Defol git başımdan. Garibi dolaştırmaya çıkmıştım. Birden bağırtılar duydum. Bütün sorunu anlattığın kadar mı? Adamın kıza tokat atması mı? Yetmez mi? Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Sen sokak kavgacısı değilsin baba. Katlar koyarsın adamı kenara. Uzatmazsın. Senin tarzın değil. Başka bir şey yok değil mi? Uzatma Tunç. Uzatmazsın. Kapat işte. Öf. Acıktım ben. Evde yiyecek ne var? Çorba yapmıştım. Çorba yapmayı da mı öğrendin lan? Çokmak kafa. Ya hazır çorba ya. Of. Kaç dakika oldu? Bende bir şey yok hala. Bayat mı acaba bu? Bir tane daha at istersen. Ver bakalım. Al. Bu da bir işe yaramazsa artık. Yarasın güzelim. Yalnız birazdan fena patlayacaksın. Kafayla eve girme bence. Öyle mi dersin? Gel bana gidelim. Açalım müziği takılalım.
Aslında güzel fikir. Ama olmazsa annem ağzıma sıçar benim. Senin bu ananın garezi bana zaten. Uyut onu öyle gel. Ben sabaha kadar açayım. Yapma ya. Sonra başka kızlar girmesin dükkana. Ne alakası var ya? Onları da paralarım seni de. Şşt, tamam. Sakin ol. Hap siniri yaptı sen de güzel. Yavrum. Başka kıza bakacak hal mi bıraktın adamda? Hadi öyle olsun bakalım. Yaklaşsana biraz. Kafam oldu iyice galiba benim. Benim de. Çok güzelsin kız. Feray. Anne. Allah seni kahretsin. İn aşağı. İn diyorum sana. Anne, arkadaşımla oturuyoruz. Ne yapıyorsun? Hadi kız. Orospu oldun başımıza iyice. Yürü çabuk eve. Yürü, yürü. Yürü diyorum sana. Hadi sen de basket. Polis çağıracağım vallahi şimdi. Teyzeciğim, yanlış yürü, anladınız. Yürü, çabuk. Yürü, yürü diyorum sana. Ne yapıyorsun sen ya? Yürü Allah'ın cezası. Yürü. Geç içeri, geç. Yürü, yürü geç içeri. Kızım sen niye böyle oldun ha? Bu saatte eve geliyorum. Canım çıkıyor, iki kuruş kazanacağım diye. Ne diye ha? Kızım orospu olsun diye mi? Şu lafı etme bir daha ya. Etme. Elin adamlarıyla ortalık yerde fingir diyorsun. İçki de içmişsindir Allah bilirsen. Anne dokunma bana. Her şeyi içtim işte. Ne bulduysam içtim. Sana mı soracağım be? Sen kimsin ha? Ağzını topla. Çarparım şimdi ha. Aha, baba yok ki başında. Kadın olsaydın da elinde tutsaydın, kaçırmasaydın adamı. Sus! Sus diyorum sana, çarparım şimdi ağzına. Nerede sende o yürek be? Hadi vursana. Orospu! Ah, ne yaptın kızım? O lafı etme dedim sana, değil mi? Orospu değilim ben. Ne oldu ha? Ne oldu? Demin konuşuyordun. Konuşsana şimdi de. Vursana yine hadi. Kime diyorum? Ne oluyor lan? Baba 3 saattir çıkmıyor ya. 3 saat mi? 3 saat kalınır mı tuvalette kızım? Uyudun mu içeride? Nazlı gel. Bağırma be bağırma. Buradayım. Ya neden oradasın hala ya? Çıksana artık. Üste gitme üstüne. Mideyi bağırsağı bozmuş. Zor durumda kadın zaten, çıkamıyor, sus. He? Nasıl bozmuş ya? Ne alaka? Pastadan herhalde diyor Hüsnü. Anam. Ne alakası var ya? Biz de yedik pastadan. Ay. Evet. Biz babamın getirdiğini yedik. Ay. Teyzem kendisininkini yedi. Ay. Evet, Salih Bey pastasından oldu. Bozuk mu verdi, ne yaptı ya Allah? Teyze, hadi. Şşş, Salih kim be? Pastacı işte. Şu üst mahalledeki. Bunun ne alakası var adamla? Nazike! Ay karışma bana, zaten kötüyüm. Beter ol Nazike, ana. Beter. Mahallenin esnafına, komisine böyle bu salat olursan olacağı budur. Ay. Suat, at bunun getirdiği pastayı da çoluk çocuk yer, bir de bunlar bozmasınlar motoru. Ana. Tamam, atarım hayatım, atarım. Ama soracağım ben bunun hesabını Salih Bey'e. Yanına bırakmayacağım. Hala Salih diyor ya. Biz ne yapacağız anne? Kullanamıyor muyuz banyoyu? Okula gideceğim ben daha. Tamam. Aynen biz de vallahi ya. Baba ne yapacağız? Ne bileyim lan ben. Ne yaparsanız yapın. Ben camiye uğrayıp böyle gideceğim merkeze. Elimi yüzümü yıkamadım daha ya. Siz bekleyin Nazike'yi. Ben camiye gidiyorum. Teyzem. İyi misin? Değilim Suat. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İçim dışıma çıktı burada. İyi miyim değilim. Oy. Canım, kalktın mı? Kaç oldu saat? Can. Can. Amirim. Bekle Bülent. Bu kadar amirim.
Beklediğimiz evrak mı? Cemil Alkan'ın dinleme emri mahkemeden. Güzel. Başlatın hemen. Baş üstüne. Melek. Amirim. Hayrola? Sizde kaydı olan bir şahıs. Bize de düştü de. Niye bana gelmedin? Bilmem. Arkadaşlar halletti, eksik olmasınlar. Bir dahakine bana gel. Ben daha kolay hallederim. Tamam, öyle yaparım. Sağ olun. Güle güle. 6617 ver kes. 6617. Yani hiçbir şey hissetmediniz ha? Bir açtınız gözünüzü. Evet. Komşu hanım yanımda yatıyor. Dedim rüya mı? Değilmiş ama. Değilmiş. Hırsızların işiymiş. Büyük geçmiş olsun amcacığım. Size de teyzeciğim. Sağ olun çocuğum. Hayır, bu ne cesaret bunlardaki, ben anlamadım ki. Vallahi biz de ilk kez görüyoruz böyle bir şey. Neye uğradığımı şaşırdım. Bir açtım gözümü, karşımda Bahattin Bey. Şaka mı, ne bu? Kendilerince işte şey yapmaya çalışmıştır. Yani komik değil. Hiç, yani hiç komik değil. Biz parmak izi için bir bakalım sağa sola. Usta! Ya usta, insanların yüzüne gülünür mü ya? Tutamadım kendimi, ne yapayım? Aşağıdaki amca da bir uyandım, rüyada sandım kendimi diyor. Allah kahretmesin ya. Namuslar çok bir şey götürmüşler mi? Telefon, melefon, takı, mücevher ne varsa almışlar. Hay Allah'ım ya. Aşağıda çok bir şey yok. Gümüşleri gitmiş kadıncağız. Neyse, bu kadarla geçmiş olsun. Cana geleceğine mola gelsin demişler. Tamam artık oğlum, sulandırma sen de ya. Ne yapayım ya? Oy, 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 oy. Abi, karşı kaldırımdaki beyaz eşyacının güvenlik kamerası. Var mı kayıt? Aldık ama incelemek lazım. Neyse, baktıralım merkeze. Oh. Parmak izi falan varsa hemen çıksın ha. Sallamasınlar. Söylerim, tamam. Burası tamam. Çıkıyor muyuz? Evet. Karakol ekibi imzalatsın ifadeleri. Hadi. Bu ne hal kızım? Bir yüzümüze bak. Apar topar çağırdın geldim. Sesim çok kötüydü. Ne oldu? Hassiktir. Çok kötü konuştu Engin. Damarıma bastı. Ne yaptın sen Feray? Çok kötü konuştu. Gerçekten çok kötü konuştu. Feray, bana bak. Çok kötüydü. Çok kötü. Kendine gel kızım. Topla kafanı. Sana söylüyorum Feray. Kurtar beni bu işten Engin. Ne istersen yaparım. Ne olursun kurtar. Manyak mısın lan? Nasıl kurtarayım? Bulurlar kızım. Nereye saklasan bulurlar bunu. Cesetten kurtulmamız lazım. İyi, kurtul o zaman. Ben bulaşmıyorum. Beraber yaptık derim. Ne diyorsun sen be? Beni yalnız bırakamazsın. Ya ikimiz de batarız ya da beraber temizleriz bu işi. Ulan, ulan Allah belanı versin. İkimiz de yakarım Engin. Bir yere gidemezsin. Açık'tan Sami Gedir, Yasin Polat. Adamlarımız bunlar. Hepsi kameradan mı tespit edildi? Evet. Ayna gibi poz vermişler sağ olsunlar. Bunları hemen ulaştırıyorum bizimkilere. Rıza Baba sorarsa söylersin. Tamamdır. Nereye Yasin? Tutmayalım evde. Vereyim, okutayım hemen. Aa. Oyalamasın ama. Versin hemen parasını. Çok biliyorsan al sen götür.
Yok ya abi, muhatap etme beni. Sakat adam hakkı. Sakat tabii. Ufak ufak alırız ne verecekse. Baktık ters gidiyor, bir daha uğramayız. Aynen. Hadi çık gel hemen. Akşamı konuşalım. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hadi. Bakın bakalım arkadaşlar, tanıyor musunuz? Buralarda takılıyorlar birkaç haftadır. Ev sahiplerini spreyle uyutup soyuyorlar. Yok komiserim. Bizim burada yeni herhalde bunlar. Semtte bilinen tipler vardır ama alakaları yok. Soyadı falan tutmuyor. Kim o bilinen tipler? Birkaçı cezaevinde zaten. Çoluk çocuk işi kaldı daha çok. Alıcı var bir de. Böyle çalıntı malları el altından toplayıp satan. Kim o? Hakkı diye biri. Mezarlık başına nalbur dükkanı var. Çok bastık, üstüne gittik ama yakayı ele vermedi daha. Bir görünelim mi şunu abi? İyi olur. Sağ olun beyler, kolay gelsin. Size de komiserim. Kerata var o bilgisayarda. Göndereyim mi? Tamam, sen adamı yolla. Çıkarken gönderirim. Yenge nasıl, iyi mi? Tamam, görüşürüz. Oo, büyükşehir çalışıyor ha? Var bir şeyler abi, bakar mısın? Bakalım. Oğlum, arkadayız biz. Tamam abi. Görünmüyorsun çoktandır Veli. İşler kesat herhalde. Ha? Yok abi, ne işi? Ben bıraktım gayrimeşruyu. Yapma ya. İnanalım mı? Vallahi abla. Bizim kayınçoyla pazara çıkıyoruz. Haftada iki gün. Patates, soğan, ekmeğimize bakıyoruz. Aferin, aferin. Bir de şunlara bak bakalım. Tanıdım abi. Affedersin de piçin önde gideni yani bunlar. Burasını biliyoruz. Yerleri lazım bize. Aç köpek gibi takılırlardı. Kahvede, camide falan yatarlardı. Ama şimdi para gördü tabii elleri. Orayı patlat, burayı patlat, cepler doldu haliyle. Veli uzatma, yerleri. Kocamanın yerini tutmuşlar. Gece kondusunu yani. Okul durağını geçince soldaki yeşile. Doğru söylüyorsundur inşallah. Bizde yanlış olmaz abla. İyi, iyi. Bana bak, pazarlarda rahat dur, cep mep duymayayım. Tövbeliyiz abi. Aferin. Kibine kapatırım hepsini. Yapma be Hakkı abi. Dünya kadar mal var burada. Az değil mi? Beğenmezsen başka yere götür. Topla hadi, topla. Yok abi, tersleme hemen. Bölüşüyoruz zaten ya, ondan dedim. Orası beni ilgilendirmez. Tamam abi, tamam ver. Burada 1000 var. Kalanını haftaya gelir alırsın. Eyvallah abi. Lazım bir şey varsa söyle. Ona göre bir bakalım abi. Sipariş versem size mi veririm lan? Hadi git işine. Eyvallah abi. Eyvallah. Eyvallah. Polis. Abi polis. Kapat lan kapıyı. Gel. Gel buraya. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı, aç! Aç lan kapıyı! Aç lan, kırdırtma kapıyı! Ulan ben senin! Abi yapma! Geçelim. Abi yapma! Geç, abi, geç, yapma. Geç, geç. Abi benim işim olmaz geç, bunlarla! Benim bir suçum yok abi! Abi geç, ne olur! Hakkı nerede lan? Abi Hakkı benim nerede lan? Bir, abi benim bu işle bir ilişkim yok abi! Bizi mi vuracaksın ha? Tamam mıyız? Burası tamam abi, Murat'ı arıyorum. Arama arama geldi. Kaçtı mı? Kaçtı abi. Caddeye attı kendini. Takip edemedim. Çıkar bir yerden, sıkma canını. Hadi merkeze hadi. Geç kaldı Yasin. Hakkı kanırtıyordur yine. Bana bak, bu Hakkı ile bir yol bizi sıkmasın. Yok be abi, yapmaz. Emin misin? Ha. Aha geldi. İyi lan, erkencisin ha.
Polis! Polis! Kaç lan, kaç! Kıpırdama, acıtırım canını. Dön arkanı. Bırak onu, gel buraya. Siktir git lan! Bırak lan! Gerizekalı. Manyak mısın oğlum sen? Manyak mısın oğlum? Burası tamam abi. Yürü! Yürü! Nasılsın kızım? İşim var Ayten teyze, ne oldu? Anneni merak ettim. Öğle tatili oldu, gelmedi atölyeye. Dün gece mesaiye kalacaktı. Geldi mi eve? Geldi geldi. Hasta biraz, uyuyor içeride. Sen temizlik mi yapıyorsun? Evet, ne var? İyi. Yardımcı olan acına. Çok yoruluyor. Kalkınca söylersin aradım. Olur, tamam. Bitmediniz be. Yine ne var? Aa, sen miydin? Kimdi o kadın? Komşunun biri. Annemi sordu. Ne dedin? Uyuyor dedim. Bırak şimdi onu. Ne yaptın parçaları? Attım bir yerlere. Diğerleri nerede? Şurada. Kaldık mı burada, anasını satayım. Burada da yok Aylin, yukarı bak gene. Tamam, tamam. Merhaba. Aa, merhaba amirim. Mesut'u aradıysan orada. Yok, onu aramıyorum. Beni arıyorsan diyeceğim ama. Yok, sizi de aramıyorum. Ne arıyorsun peki? Ya bizim kattaki polis muhabirlerinden biri. Onu arıyorum da. Bir çay bıraksana. Tabii amirim. Buyurun. Gelmişken boş dönme, bir çay iç. Çayım taze, ister misiniz? Ya ben aslında tabii. Hemen çıksam daha iyi. Melek, adam yemiyorum ben. Hem artık amiriniz değilim. Gıcıklık yapacak başkaları var hayatımda. O konuda size ihtiyacım yok. Oturabilirsin. Yani zararsız bir bölge. İyi, peki o zaman. Abi vallahi bir yanlışlık var. Bize iftira atıyorlar. Biz kim, hırsızlık kim abi? Kurban olayım, bir dinle abi. Biz kime ne yapmışız? Kes lan, kes! Oğlum cam gibi görüntünüz var lan elimde. İki daireyi patlatmışsınız. Abi vallahi benzetmişsinizdir ya. Biz yapmadık bir şey abi. Oğlum konuşma. Parmak izleriniz her yerde. Bir de kadınları yatağından kaldırıp yer değiştirmişsiniz. Kafanız mı güzel oğlum sizin? Manyak mısınız siz? Yapmayalım dedim ben sana. Sus lan! Konuş konuş. Kimin fikriydi lan ha? Hanginizin? Abi ben öyle geyik olur diye... Oldu oldu, çok güzel oldu, çok güldük. Ama hayatınız kalacak mahkemede. Bozacaklar neşenizi. Konuşun bakalım şimdi, Yasin nerede? Bilmiyorum, sizinkiler gelmeden çıktı. Malları okutmaya değil mi? Evet abi, Hakkı'nın oraya. Bizim orada bir Hakkı abi var. Anlatma anlatma, biliyoruz, onu da aldık. Vay amına koyayım, ne kadar hızlısınız. Sağ ol. Beni de mi geyiğe sarıyorsun lan? Yok abi, olur mu? Şşş, Yasin... Nerede? Yasin nerede? Yasin, onu söyleyin. Yasin nerede?
Yasin'in gidebileceği bir iki yer öğrendim çocuklardan. Eski bir akrabasının bilardo salonu var. Onun çay ocağına bakmış bir ara. Oraya takılmış olabilir diyorlar. Bakarız hepsine, bakarız. Hakkıları falan devrettik mi gasp şubeye? Yazısı çıktı abi. Alır arkadaşlar birazdan. Vedat müdür gelmiş yine. Ne iş? Kötü haber oldu mu kütlüğe geliyor zaten. Muhabbete uğramıştır. Olabilir. Anlarsın muhabbetten, seversin. Ne? Yok bir şey. Hayırdır ya? Ha? Bir dakika abi. Bir şey mi demek istiyorsun sen? Demişsem ne olacak ya? Bak sen işine. Yeni yeni arkadaşlarım var. Otur muhabbet et güzel güzel. Gevelemesene. Derdin ne senin? Ne derdim olacak benim seninle ya? Hı? Kimmiş benim yeni arkadaşım? Sakin ol Melek. Ne sakin olacağım? Söylesene kimmiş? Serdar Amir ya. Yabancı değil. Ne diyorsun sen ya? Kısmet diyorum usta. Kısmet işi bunlar, öyle değil mi ya? Ağzından çıkanı kulağın duysun be. Terbiyesizlik yapma. Senden terbiye mi öğreneceğim ya? Ne oluyor burada? Öğreneceksin. Ne oluyor dedim? Önemli bir şey değil Rıza baba. Ben şu adreslere bakmaya başlayayım bir. Melek, biz de şu arşivdeki dosyayı alalım mı? Hadi gel. Neler oluyoruz ha? Ekipte huzursuzluk var galiba. Yok yok. Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum müdürüm. Biz aramızda hallederiz. Peki, kolay gelsin. Sağ olun müdürüm, sağ olun. 45-42 dinlemedi. Akgürek Mahallesi Sedef Sokak'ta ceset parçaları bulundu. Parçaları mı? 45-42 merkez. Anonsu tekrar alabilir miyiz? Ceset parçaları bulundu. Akgürek Mahallesi Sedef Sokak. İntikal etmeniz bekleniyor, tamam. Anlaşıldı merkez. İyice bak, sağ sola da leke kalmasın. Kalmadı, merak etme. Onlar nereye? Bulacağım bir yer. Engin, ben de geleyim. Bırakma beni, kötü oluyorum burada. Ananı keserken düşünecektin onu. Yeter Engin, gelme üstüme. Kapa çeneni. Bir bildiğimiz var herhalde. İkimiz birden çıkarsak dikkat çekeriz. Gece çıkaracağım seni. Sonra kaybolacağız ortalıktan. Birkaç parça eşya topla, otur beni bekle. Fotoğraf çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Hadi arkadaşlar lütfen. Lütfen geri durun. Hadi. Boşaltalım burayı. Bir şey yok arkadaşlar. Kapat o telefonu. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam, kapat arkadaşım hadi. Kimlik belli mi? Değil komiserim. Peki eşkal? Yani içinde mi? Baş kısmı burada. Yalnız komiserim... Bu ne ya? Of. O kadar mı kötü ya? Fena. Ekibi çağıralım. Bu iş ciddi gibi. Rıza baba zaten yolda. Diğerleri de gelir birazdan. Tamam Zeynep. Arkadaşlar, karakolunuzu arayıp destek çağırın. Emredersiniz tamam. Komiserim. Millet toplanmaya başladı. Açılın. Çekin açılın arkadaşlar, arkadaşlar ya, çekinin ya. Böyle çalışamayız. Açılın. Kapat şunu, kapat açılın telefonu. Abi akrabasının evinden çıktı mı bir şey? Yok mu? Ya bilardo salonunda da gören bilen yok. Baraka maraka bir yerde dediler bir de. Oraya bakacağım ben. Eyvallah. Alo Aylin. Ne yaptı bizimkiler? Aylin Bey, bak
Tahminimden erken duydular. Basının ilgisi yüksek oluyor böyle durumlarda Rıza Baba. Vahşet her zaman satıyor değil mi? Maalesef. Ne biçim insanlar bunlar ya? Ne zorunuz vardı be? Alelacele halletmişler. Ne durumdayız? Berbat Rıza Baba ya. Kadının kafası ve eli var. Ölüm nedenini kestiremeyiz buradan. Ama galiba öldürdükten sonra parçalamışlar. Nasıl anladınız? Pıhtılaşmadan mı? Evet. Yüzünden de görebildiğimiz kadarıyla bir dart yok. İnfaz gibi yani. Yani boğuşma, kaza vesaire gibi bir şey yok. Galiba. Kesikler de düzgün değil. Aceleye gelmiş demem ondan yani. Panikle yapmış kim yapmışsa. Kimlik var mı elimizde Mesut? Şimdilik yok. Ama araştırıyoruz amirim. Eşkal dağıtıldı tüm ekiplere. Kayıp ilanlarına da bakılacak. Parmak izi de aldık cesette. İşe yararsa oradan da bir şey çıkabilir. Tamam. Etrafta kamera, görgü tanığı ne bulabilirsek. Bu ceset ya da yarım ceset her neyse işte kendi kendine gelmedi buraya herhalde. Sorduruyoruz Rıza Baba. Dükkan falan yok etrafta. Ama Mobese ile de görüştük. İyi de. Peki belden aşağısı nerede bu kadının? Nereden çıkacak? Basına bir şeyler söyleyecek misiniz amirim? Hiç niyetim yok. Emniyetten bir açıklama yaparlar. Biz işimize bakalım. Gel Zeynep. Mesut. Neydi o merkezde olanın? Gerildik biraz. Önemli değil. Vallahi önemli Rıza Baba. Önemli. Hem de çok önemli. Melek ve sen bitti demiştiniz. Şimdi bir de Serdar meselesi çıktı. Derdiniz ne? Bir anlatsana bana. Ya baba bugünlük müsaade et bana. Vallahi anlatacak bir şey. Peki. Ama konuşacağız. Bitmedi tamam mı? Torbalara bak. Ne? Şuraya bak abi. Az önce birisi geldi attı buraya. Allah aşkına bir bak abi. Ne bıraktılar oğlum? Alo Rıza baba. Allah belanı versin Engin ya. Aceleyle iş yapıyorlar dediğin gibi. Cesetten kurtulmak için hata üstüne hata yapıyorlar. İki parçanın arası 15 dakika. Gömme ya da saklama yok. Gelişi güzel bırakılmış. Hem de gündüz gözüyle. Bu kadar panik iyi değil. Bizim için avantaj ama bunu yapan her kimse başkalarını da canını yakabilir. Görgü tanığı aradığımız hırsızlardan çıktı. Bir konuş bakalım ha. Neler öğrenebileceğiz? Baş üstüne. Hüseyin. Buyurun amirim. Ortalık çok fazla bozulmadan hemen lastik izlerini alalım. Ayakkabı vesaire tamam mı? Ne çıkarsa. Gerekirse de kalıplayalım onları ha? Tabii abi. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Genç miydi adam? En fazla 30 olsun abi. Sen ne yaptın adam gelince? Duymadım başta. Arabanın bagaj sesine uyandım. Bir bakayım dedim. Adam silahla bakınmaya başladı. Saklandım. Silahla? Emin misin? Bıçak falan değil yani. Silah. Evet abi. Canavar gibi parlıyordu makine. Yüzünü görebildin mi peki?
Bir daha göstersek tanıyabilecek misin? Tanırım abi. Arabasını da tanırım, kendisini de tanırım. Arabanın plakası? Yok abi, onu görmedim. Model, renk ne varsa alacağız abi. Eşkal içinde gerekirse robot resim. İyi olur, hızlı ama biliyorsun. Biliyorum, eyvallah abi. Açın biraz, aç, 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 aç. Alabilirsiniz arkadaşlar, tamam. Tabii efendim. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Savcının da işi bitti. Adli tıp alıyor ceset parçasını. Rıza babalar hala olay yerinde. Orası da bitince net bir şey çıkar. Komiserim nasıl otopsi yapacak bunlar? Hadi Aylin, sağ ol. Parmak izinden kimlik çıkmış. Neriman Alacı. Kayıtlı adresi Beykoz. Bakalım hemen. Rıza babaları ararız şimdi yolda. Tamam. Burası sizde arkadaşlar. Tamam komiserim. Tabii komiserim. Tabii. Vay, afiyet olsun Engin abi. Etiket olma, kaybol. Hemen tersleme abi. Alışverişe geldim. Hap var mı yanında? Oğlum küfür mü edeyim illa? Kaybolsana. Tamam abi, kızma ya. Öğle saatlerinde tenha bir arazide bulunan kadın cesedi polis harekete geçirdi. Parçaları ayrılmış halde ve yalnızca bir kısmı bulunan cesedin kime ait olduğu henüz öğrenilemedi. Vahşi cinayetle ilgili ayrıntılar birazdan. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının... Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonu? İki saattir kim arıyorum ben? Engin, cevap versene. Kes lan sesini. Sahilde ne hallere düştük? Mutlu musun şimdi? Ha? Mutlu musun? Bir de gelmiş hesap soruyor. Düş önüme, yürü. Engin bırak. Yürü, yürü. Çamaşır suyu kokuyor burası. Yakın zamanda temizlenmiş amirim. Şüpheli hareket değil mi Rıza abi? Öyle üstüne öyle. Peki kan izi bulabilir miyiz? Varsa buluruz amirim. Luminol verin arkadaşlar. Saat kaçtı geldiğinizde? Öğlene doğruydu. Feray açtı kapıyı. Feray kim? Rahmetlinin kızı. Annen nerede diye sordum. İçeride uyuyor dedi. Bir acayiplik var mıydı? O kız hepten acayip memurun. Nasıl yani? Acayip işte. Feray çok çektirdi anasını. Hiç laf dinlemez. Abuk subuk tiplerle gezer durur. Evde anasını eziyor. Bıktırmıştı kadıncağız. Kan izleri var amirim. Peki yeni mi bunlar? Öyle gibi. Zavva... Telefondan sonra aranan numaralara baktım. Bir saat önceye ait bir arama var. Neriman çok önceden öldü. Telefonu kızı kullanmış olmalı. Numarayı Aylin'e ulaştırıyorsun. Başüstüne abi. Komiserim, lütfen bir açıklama yapar mısınız? Bir açıklama falan yok. Amirler geldiği zaman yapacaklar. Siz de boşuna beklemeyin arkadaşlar. Feray'ın bir erkek arkadaşı falan var mı? Var galiba. Mahalleden Engin diye bir gençle gezip duruyor ne zaman? Engin. Yasin'in Engin herhalde. Bu Engin nasıldır? O da Feray gibi serseri, illetin önde gideni. Her türlü pislik bunlarda. Şunu bir içeri göstereyim. Bunu da inceleyelim. Tabii komiserim. Nasıl bir vahşet Rıza baba ya? İnsanlık mı bu? Ölüye de mi saygıları yok bunların ya? Bulunca kendilerine soracağız üstüne. Burada da kan izi var. Laboratuvara alalım. Murat, o balta tahmin ettiğim şey mi? Galiba Rıza baba. Aç ağzını. Verme daha ya, yeter. Bu cilası kızım, kaçırma kafaları. Hadi. İyi geldi. Gelmez mi? İyi bak. Bu abi, yemin ederim bu adam. Oğlum bak, ezbere konuşma.
Abi arabasını bile tarif ettim. Adamı mı tanımayacağım? İyi, hadi bakalım. Abi bizim yemek işi vardı. Veriler birazdan. Sesiniz çıkmasın, uslu durun. Böyle işte oğlum. Polis bensiz iş yapamaz. Gördünüz değil harbi mi? Harbi çok büyüksün. Gerizekalı. Hadi lan oradan. Mesut. Evet. Bir ara konuşalım mı? İşim var. İşin olmadığında. Şu aralar çok yoğunuz. Bu kadar top çevirmeye gerek yok. Koskoca adamlarız. Öyleyiz değil mi? E o zaman uzatmayalım. Mecbur olmadıkça konuşma benimle. Dün gece için üzgünüm. Ciddi bir pot kırdım istemeden. Affedersin. Bitti. Konuşma bu kadar. Engin teşhisi tamam. Adamı alınca da bir daha yüzleştiririz Yasin'le. Bekletiyor muyuz şimdilik abi? Mecburen. Amirim. Heh. Engin'in sinyalini tespit ettik. Harika. Nerede? Sabit mi yeri? Şimdilik sabit. Kanlıca sırtında. Yalılar mevkii. Çıkıyoruz çocuklar. Hadi hemen. Ne kızsın be? Ne? Ne biçim kızsın diyorum. Nasıl mahvettin bizi bir günde? Ne diyorsun sen be? Bitirdin kızım hayatımızı. Asıl ben bittim be. Benim annem öldü. Sen öldürmedin mi? Engin. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne bok yiyeceğiz şimdi? Benim suçum değildi ki. Kendi kaşındı, bilmiyor musun? Görüştürmeyecekti beni seninle. Görüşmezdik amına koyayım. Öldürmek mi lazım Feray? Ceset parçalamak mı lazım? İnsanlıktan çıkardın beni be. Nelerle uğraştırdın? Ne hallere geldik be? Sinirlerim bozuk. Kafan güzel, ondan böyle söylüyorsun. Kafam iyi benim. Kafam şimdi açıldı. Ne işin vardı lan seninle? Belamı mı aradım lan ben? Ne yapıyorsun? He? Öldürecek misin beni? Bilmem. Engin yapma. Bırak, manyak mısın ya, bırak. Şimdi girdik sapaktan Aylin. Nerede mi? Ali, ileriden soldan. Yaklaştık. Bırak, manyak mısın? Bırak! Kim manyak lan? Ben mi, sen mi? Engin, yalvarırım ya. Araba burada. Engin! Engin, çık dışarı! Ses yok. İki kişi mi var içeride? Engin! Fenay bu. Şşş, gel buraya, gel. Şşş, indir. At silahını, at. Ne oldu sana, gel buraya. Hop, Engin, hop, tamam. Engin o istedi. O istedi böyle olmasını. Tamam. O istedi, tamam. Ben bir şey yapmadım. Hop, tamam. Gel. Tamam, dur. Tamam. Kalk. Nabız yok. Şey, ambulans istiyorum. Kendine gel, tamam. 45-41 merkez, 45-41 merkez. Bilinen yere acil. Acil hadi, ambulans. Hadi yavaş yavaş. Belliydi. Kendi sonunuza gelmeden durmayacağınız belliydi. Olay yerini çağırdı. Peki, neymiş Feray'ın derdi? Annesiyle ne alıp veremediği varmış, söyledi mi? Belirgin bir şey yok. Anlaşamazlarmış. Engin'le görüşmesine izin vermiyormuş. Kendini kaybetmiş. Yani bildiğiniz hikaye. Ben böyle bir hikaye bilmiyorum Melek. Bu kız dünyaya yaşamaya gelmemiş. Başka bir derdi var. Nedir onu da bilmiyorum. Rıza amirim. Serdar? Bölüyorum ama burada olduğunuzu söylediler. Hayırdır? Bizim şubenin bir operasyonunda yardımınız lazım. Biraz konuşsak. Tabii. Melek'ciğim. Ya geçerken fotoğrafçının önünde duralım 2 dakika. Vesikalık çektirmiştim, alalım. Ömer'in okulundan arayıp duruyorlar. Tamam, orada da dururuz. Alt tarafı 2 dakika, alacağım çıkacağım hemen. Dilenci vapuru gibiyiz ya. 40 yere uğramadan gidemiyoruz eve ya. Abartıyorsun Murat'cığım. Abartmıyorum canım. Deliller arka koltukta. Bir şey kanıtlamaz bu. Üzerlerinde senin parmak izin var. Evet, çünkü hepsini bana taşıttın.
Şurası. Bu ne ya? Allah kahretsin, bunlar ne ya? Sana anlattığım pozlar, kadının çektiği. Vitrinde ne işi var Zeynep? Ne bileyim ben? Ben biliyorum. Murat. Sen misin buranın sahibi? Benim ne vardı? Karınız nerede? Yok. Kimden izin aldın lan sen? Beyefendi, beyefendi bir saniye. Lütfen bir saniye izin verin. Karımın fotoğraflarını sergilemek için kimden izin aldın hayvan herif? Ha? Nerede bunun orijinalleri? Nerede? İçeride, bilgisayarda. Yırt lan şunları. Zeynep yırt şunları. Yürü. Bunlar ne he? Bu fotoğraflar ne vitrinde? Benim bir suçum yok. Hepsi kocamın bok yemesi. Sil hepsini. Tek tek sil. Yediririm lan bu bilgisayarı sana. İt oğlu it ya. Kocam gizlice evdeki bilgisayara yüklemiş resimlerini. Kavga ettik bu yüzden. O da inadına vitrine koymuş hepsini. Nerede o hayvan? İçeride. Kocam ilgileniyor kendisiyle. Bir mahsuru var mı? Ama canım ne mahsuru olacak? Ben de dövüyorum arada. Eline sağlık. Allah var sanatkar kadın ama. Bak ne güzel çıkmışım bunda. Zeynep, evde bakarsın. Ya asma ama suratını. Kadın sanat fotoğrafı dedi, sergi dedi. Hoşuma gitti benim de. Kocası manyak çıktı, ben nereden bileyim? Zeynep, delirtme adamı ya. İstanbul'da polislik yapıyorsun. Sen bilmezsen kim bilecek ya? Boşluğuma geldi, özür dilerim. Kadın biliyordu polis olduğunu. Abuk subuk bir şey yapmaz dedi. Murat. Ne? Nasıl çıkmışım ama? Doğru söyle bak. İyi bak. Harika harika. Muhteşem. Sen çok mu seviyorsun fotoğraf çektirmeyi? Evet. Niye sordun? Kralını çekerim ben bu fotoğrafları. Atıyorsun. Ne atması? Gösteririm akşam. Biliyor musun çok adilsin. Gümrükte bekleyen sanayi mallarını kurtarma konusunda uzman bir adam Cemil. Hatta bunu meslek haline getirmiş. Vergisiz, kanunsuz. Ne istersen geçirebilirsin bu şekilde. Aynen amirim. Hatta bu seferki bağlantı silah. Silah kaçıracak adamın gümrükte ne işi var ki? Cemil'in değil silahlar. Lemi Aydın'ın. Nakliyenin İstanbul'dan sonraki durağı da İran. Büyük balık bu Serdar. Çok büyük balık. Bağlantılar, adresler tamam. Teslimat bugün amirim. Engelleyemezsek? Dışişleri bile girecek işin içine. Bu da kriz demek biliyorsunuz. Oo aman aman aman. Alışveriş Lemi ile Cemillerin arasında. Tek baskın mı? Eş zamanlı üç şehirde baskınlar olacak ama sizden destek alacağımız baskın bu, evet. Sorusu olan var mı? Yok. Rıza baba ben araçları hazırlatayım çıkalım. Hadi hemen hemen. Tamamız Serdar. Yer, saat, yol. Ne yapıyoruz konuşalım tamam mı? Mesut. Efendim baba. Serdar konusunda tamamız değil mi? Bir sorun yok. Tamamız tabii baba. Ne sorun olacak? İyi. Güzel karşılama bu. Bu ne kalabalık? İşimizi sağlama alalım dedi. İyi etmişsin. İndirin. Bak bakalım şunlara tamam mıyız? Tamam bakalım. Abi. Amirim içerideler. Buluşma gerçekleşti. Başlayabiliriz yani. Evet. Çevre kontrolünü bana bırak Serdar, tamam mı? İçerisi sende. Murat, Mesut, Hüsnü, Ali. Serdar'la gidiyorsunuz. Tabii, tabii tamam amirim. Hadi, hadi gelin arkadaşlar. Ben. İranlılara bahsedeceğim senden. Aman abi,
Ne gerek var? Adımızı çıkarma. Olsun, iş işte. Adamlar sağlam. Sen de öyle. Çalışırsınız. Beni unutmadan tabii. Eyvallah. Teslim ol. Silahları bırak, teslim ol. Dur. Kaçma, dur. Siz bu tarafa. Mesut yalnız kaldı. Hadi. Merkez 45-41 merkez, hemen bilinen yere ambulans. 45-41 merkez. Serdar. Ambulans, acil ambulans. Ne yaptın sen? Bambaşka bir şehir var.